kullandı. Bu şimdi sinir sistemindeki elektrik aktarımı ile ilgili bir olaya yakın olsa gerek, can ruhları diye açıkladı. Bunun can ruhlarının beyinde nasıl oluştuğu buraya kadar okumuştuk. Kasların hareketi 11. madde. 12. madde dışarıdaki nesneleri duyu organları üzerinde, dışarıdaki nesneler duyu organları üzerinde nasıl etki ederler? Dış nesnelerin bu etkisi can ruhlarını kaslara değişik biçimlerde yönlendirilebilir. Çünkü bir şekilde bir elektriklenme hadisesi var. Dolayısıyla beyinden kaslara nasıl emir gidebildiği, bunlarla ilgili açıklamalar veya bedenin bütünüyle ilgili o dönemin verileri ışığında madde 14, madde 15, madde 16 okunabilir. Ta ki 17. maddeye kadar. İşte 17. maddeden sonra ruhun nasıl çalıştığı bedenle olan bağı. Tabii ilginç olan şu ki ilk 16 madde şu an çok ilgimizi çekmiyor. Eğer bilim tarihçisi veya felsefe tarihçisi veya fizyoloji veya nöroloji tarihiyle ilgili değilsek. Ama ruhun nasıl etki ettiği, insan ruhunun nasıl çalıştığı bakın eskimiyor. Yani bütün bu bedenle ilgili bilgilerin eskidiğini görüyoruz. Ama ruhun işleyişi konusu hala bugün bile bir açıklama getirebiliyor veya bizi düşündürebiliyor. Bu ilginç bir şey. Demek ki insanlar madde üzerindeki bilgilerini dönüştürebiliyorlar, geliştirebiliyorlar. Ama insanın düşünme, anlama yetileri ve bunların işleyişi konusunda fizyolojide olduğu gibi çok fazla adım atamamışlar ki hala bu kitap okunmaya değer, tabii eskimiş yanları olsa da. 17. madde, ruhun işlevleri nelerdir? Bakalım ne diyecek? Ruh ne işe yarıyormuş? Fonksiyonu neymiş? Sadece bedene ait olan bütün işlevleri böylece gözden geçirdikten sonra biz de düşüncelerimizden başka ruhumuza yüklememiz gereken hiçbir şey kalmadığını bilmek kolaydır. Demek ki ruhun işi düşünmektir. Yani öbür bedenin işlevlerini gördük. Şimdi bunları inceledikten sonra anladık ki ruhun işlevi düşünmektir. Düşüncelerimiz iki türdedir. Ki bu düşünme işi de zaten felsefe tarihinin başından beri felsefenin ilgi alanı içine giriyor. Düşüncelerimiz iki türdedir. Eş deyişle bir kısmı ruhun eylemleri ve diğerleri onun tutkularıdır. Ruhun eylemleri ve tutkuları. Tutku sözünün çevirisinde sorunlar olduğunu söylemiştik ama yine de dokunmamak ve bu sözcükten farklı anlam çıktığını fark etmek hem bu sözcüğe yani tutku sözcüğüne daha geniş bakmayı sağlayabilir belki.
Ruhun eylemleri bu dinamik bir şey. İyi gösteriyor. İleriye atılımları. Bir de maruz kaldığı şeyler. Tutkular. Yani ruhun uğradığı, ruhun başına gelenler, eğer öyle bir deyim, ruha etki edenler, tutkular. Eylemler olarak adlandırdıklarım bütün istemlerimizdir. Çünkü irademizle karar veriyoruz, irademizle bedenimizi hareket ettiriyoruz. Bu ruhun eylemleridir. Çünkü bunların doğrudan ruhumuzdan geldiklerini ve yalnızca ona bağlıymış gibi göründüklerini deneyimliyoruz. Yani ben niçin elimi kaldırıyorum? Demek ki elimi kaldırma iradem var, istemim var. Nereden geliyor? İşte beynimin bir yerinden veya kalbimin bir bölgesinden falan değil. Bu ruhumun bedenden farklı bir ontolojik yapısı olan ruhumdan geliyor. Ruhumdan ayrı bir var olma özelliği olan ruhumdan geliyor. Ki bu aslında binlerce yıldır bu gezegende insanın düşünmeye yatkın olduğu bir anlayış. Yani ölürse tenler ölür, canlar, yani ruh öylesi değil. Ya biz insanlar ölüyoruz ama bir dakika. Böyle olmamalı. İnsanın ölmeyen bir yanı var. Dolayısıyla hem ölüyoruz hem ölmüyoruz. Yani ölüyoruz bu dünyada yani. Ama öbür tarafa gidiyoruz. Ne haber? Yani ölmeyiz. Etrafa da tasdik, onay bekliyor. Ölmüyoruz değil mi? Yani amcam şimdi ölüyor ama ölmüyor değil mi? Belki de öyledir. 24. nota bakalım. Yalnızca kendisine baktığımda iradenin ve özgürlüğün, bakın bir istem demiş, bir irade demiş çevirmen. Bunu belki alıntı yaptığı için başka bir çeviriden herhalde. Yalnızca kendisine baktığında iradenin ve özgürlüğün ancak bir ve aynı şey olduğunu hissetmeyen ve deneyimlemeyen hiçbir kimse yoktur. Yani bu altıncı meditasyon, yani düşünme, felsefenin ilkeleri çalışmasından alınmış. Çünkü iradeyi korumak durumundayız. Yoksa hürriyet mümkün değildir. Tam tersine genel olarak bizde bulunan her türden algılar ya da bilgiler onun tutkuları olarak adlandırılabilir. Yani ruh onları edinmiş, almıştır. Ruha onlar verilmiştir. Bunlar ruhun tutkularıdır. Her türlü algılar. Çünkü ruh burada bir atılım yapmıyor. Bir kabul yapıyor. Yani ruh kapısını açıyor dış dünyaya ve karşıda gördüğü bir nesneyi, örneğin bir ağacın görüntüsünden gelen duyu verilerini
veya o görüntüyü diyelim alıyor. Görüntüye maruz kalıyor. Onun için ruhun tutkuları oluyor. Algılar veya bizim idrak, eski dilde idrak dilindir. İdrak biraz daha geniş algıdan. Ya da bilgiler onun tutkuları olarak adlandırılabilir. Çünkü çoğu zaman onları oldukları gibi yapan ruhumuz değildir. Aksine ruh tutkularını daima onlar tarafından temsil edilen şeylerden alır. Ruh tutkularını daima onlar tarafından, yani doğrudan doğruya ağaç değil ama ağacı temsil eden bir şey vardır ruhumuzda. Tutkuları oradan alır diyor. Yani ağaç algısını oradan edinir. Yine istemlerimiz de iki türdedir. 18. madde. Zira bazıları ruhun kendisinde sona eren eylemlerdir. Tanrı'yı sevmek istediğimizde ya da genel olarak düşüncemizi maddi olmayan bir nesneye yönelttiğimizde olduğu gibi. Yani bunlar dışarıdan, fiziksel bir dünyadan, yer kaplayan bir dünyadan elde edilmemiştir. Ruhun içinde olan hadiselerdir. Kant buna yakın bir kavramı a priori diye adlandırılacaktır. Buna yakın bir anlayışı. Diğerleri bedenimizde sona eren eylemlerdir. Örneğin sadece gezinme isteğine sahip olduğumuzda ardından bacaklarımız kımıldar ve yürürüz. Yani gezinme iradesini gösterirsek, böyle bir iradede, böyle bir istençte, böyle bir istemde, bakın iradeyi, istenç, istem, isteme gibi değişik sözcüklerle karşılıyoruz. Algı nedir? Algılarımız da iki türdedir. Burada 25. nota bakalım. Bu ilginç bir şey söyledi çünkü burada. Yani ruh burada etkin değil, edilgindir. Tüm fikirler Descartes için bir nesnenin temsili ya da gösterilişidir. Fikirler birer temsildir bir nesnenin. Yani nesneyi biz dış dünyada görüyoruz ve ruhumuzda onun temsili oluşuyor. Belki daha yeni bir kavramla kavramı oluşuyor veya tasarımı oluşuyor. Üçüncü meditasyonda bunu söylemiş. Ve açıklıyor, yani sizler bakabilirsiniz, Descartes başka nerelerde buna yakın sözler söylüyor. 26. not, algılarımız hakkında, her ne kadar algı kelimesi modern anlamda genellikle görme ve işitme gibi duyularla ilgili süreçleri ifade etse de Descartes algılamak, yani percevoir,
fiilini açık ve seçik olarak algıladığım her şey doğrudur kuralında olduğu gibi, aklın saf zihinsel kavrayışı için kullanmakta, görme ve işitme duyuları söz konusu olduğunda ise hissetmek, duyusal olarak farkında olmak, sentir, fiilini tercih etmektedir. Yani bugünkü alışılmış anlayış ya alışılmış biçimde sözcüklerin kullanılışından farklı biçimde kullanıyor. Onun için bu açıklamalar aslında gerekli, iyi de olmuş. Yani çevirmen buraya koyarak. Algılarımız iki türdedir. Bir kısmının nedeni ruh, diğerlerininki bedendir. Ruhun neden oldukları, istemlerimizin ve tüm hayallerin ya da istemlere bağlı diğer düşüncelerin algısıdır. İrademe bağlı. Düşüncelerin algısıdır diye. Yani algı sözünü düşüncelerle ilgili pek kullanmayız ama Descartes kullanıyor. Zira şu kesindir ki bir şeyi istediğimiz aynı yolla o şeyi idrak de edemiyorsak onu isteyemeyiz. Yani istemekle idrak etmek birlikte olmalı diyor. Bu sefer de idrak sözünü kullanmış. Yani algı, idrak farkı görülmüyor. Neden acaba? 28. dipnota bakalım. Felsefenin ilkelerinin 1. bölüm 9. maddede açıklanan düşüncenin tanımının bir sonucudur. Düşünmek kelimesinden bizde doğrudan doğruya kendiliğimizden kavrayabileceğimiz şekilde meydana gelen her şeyi anlıyorum. Yani bu içimizde doğrudan doğruya oluşan her şey düşünme imiş. Peki duyma ne oluyor? Yani şey anlamda, duygu, birdenbire içinde bir sevinç oluşabilir. Ama tabii duyguları bedene yollamak istediği için sıkıntı. Hani düşünme ruhla bağlantılı olacak. Her ne kadar ruhumuz açısından bir şeyi istemek bir eylem olsa da ruhun eylemi, istediğini kavramanın onda aynı zamanda bir tutku olduğunu söylenebilir. Çünkü istediğinizi anlıyorsunuz, o zaman o istek size gelmiş oluyor. Yani o istek kavrayışına maruz kalıyorsunuz. O açıdan bir tutku olabilir diye. Yani eylem ve o eylemin farkına vardığınızda tutku oluyor. Yani ona maruz kaldığınız için, ondan etki geldiği için. Bununla birlikte bu algı ile irade gerçekte aynı olduğu için adlandırma her zaman en soylu olan üzerinden yapılır ve böylece onu bir tutku olarak değil ama yalnızca bir eylem olarak
adlandırmak adet olmuştur. Çünkü soylu olan eylemdir. Ruhun hareketidir. Beden soyluluk sıralamasında daha aşağıda oluyor. Ruh bedenden daha soylu. 29. nota bakalım. Öne sürüyorum ki sadece anlama yetimizde değil, iradede bulunan tüm şeylerin fikirlerine sahibiz. Sahibizdir. Zira onu istediğimizi bilmeden, ki bunu sadece bir fikir aracılığıyla biliriz, hiçbir şeyi isteyemeyiz. Yani muhakkak istediğimiz şeyin farkındayızdır diyor. Ne yazacağız kitabın kenarına? Keşke. Değil mi? Öyle bir şey olsa. Çünkü Descartes'te mesela bilinç dışı filan sonradan söylenecek. Farkına varmadığımız istemelerimiz olabilir. Ama Descartes'te her şey böyle pırıl pırıl, biraz mekanik olarak görmek istiyor. Bir matematikçi ve fizikçi keskinliği ve kesinliği ile. Devam ediyorum. Yirminci madde. Ruh tarafından oluşturulan hayaller ve diğer düşünceler üzerine. Çünkü ruh hayaller de oluşturuyor. Ruhumuz büyülü bir sarayı ya da masal hayvanını gözümüzün önünde canlandırdığında yaptığı gibi kendini var olmayan bir şeyi hayal etmeye verdiğinde ya da yine hayal edebilir olmayan ve yalnızca akılla anlaşılabilen, hayal edilebilir olmayan, akılla anlaşılabilen. Nasıl oluyorsa bakalım dipnot ne diyor? Descartes için yalnızca ruhtan kaynaklanan düşünceyle bedenin bir müdahalesini gerektiren hayal arasında bir fark vardır. Şimdi bunu yapması lazım. Düşünce ile hayal. Çünkü hayalde beden müdahalesi var. Demek ki hayale o kadar önem vermiyor. Ya bu bedenden gelecek, önemli diye bu. Ruhtan gelen düşünceye bakmak lazım. Uzamsız olan ruhun, çünkü ruh yer kaplamıyor, hayal edebilmesi mümkün değildir. Ama çünkü kendisinin uzama olmadığı için. Ama geometrik şekiller gibi bazı nesneler gerek yalnız anlayış tarafından gerekse anlayışın hayal gücünün yardımını alması yoluyla kavranabilirler. Tabii bunların hepsi felsefeciler tarafından tartışıla. Mesela Kant'ta bunlar daha net hale gelecek. Burada düşünce tohumları halinde bulunuyor. Bunlar işlenecek, yani hayalle düşünce arasında nasıl bir bağ var. Çünkü matematikçi aynı zamanda. Yani matematikçinin, yani geometriyle uğraşan bir matematikçinin
o nesneler, geometrik nesneler üzerine hayaller geliştirmesi mi, düşünceler üretmesi mi? Hayalsiz düşünce olabilir mi? Her hayalde düşünce var mıdır? Hayalle düşünceyi ne ayırır? Hayali biraz aşağılara çekmek istiyor ama günlük hayatta biz değersiz olduğu zaman hayale boş hayal deriz. Değil mi? Hayali, her hayali aşağılamayız. Hayali bırak, gerçeğe bak dediğimiz olabilir ama hayal etmezsen arayamazsın. İnsanların buldukları, değil mi, hayal ettikleri ile olanaklıdır. Keşifler ya da icatlar denir. Ama Descartes'in anladığı anlamda mı? Bunu okuyarak anlamaya çalışabiliriz. 21. madde. Bedenin neden olduğu algıların çoğu sinirlere bağlıdır. Yani bunlar can ruhları ile ilgili. Ama bunlardan bazıları da vardır ki, yukarıda bahsettiğim gibi sinirlere bağlı değildirler. Ve hayaller olarak adlandırılırlar. Beden böyle bir algı bizde oluşturuyormuş. Bununla birlikte bunlar algılardan şu bakımdan farklıdırlar. İrademiz onları oluşturmakla uğraşmaz. Bu nedenle ruhun eylemleri arasında sayılanlar içine konulamazlar. Hani ruh uğraşmazmış, şöyle bir hayal kurayım diye uğraşmazmış. Yani kaftanı düşüneyim, uçan at düşüneyim, bir dev yaratık düşüneyim, bakayım, böyle bir hayal kurayım. Böyle bir uğraşı olmazmış bu. Bunlar yalnızca çeşitli şekillerde hareketli olan ve beyinde önceden bulunan izlenimlerin izlerine rast gelen can ruhlarını, izlenimlerin izlerine rast gelen, çünkü izlenimleri beden alıyor ve can ruhları da taşıyor herhalde onları sinirlerde. Beyinde rastlantısal olarak şu gözeneklere değil de bu gözeneklere akmasından ileri gelirler. Hani beyinde gözenekler olduğunu düşünüyor. Rüyalarımızın yanılsamaları ve yine düşüncemiz kendisine dair hiçbir şeyle uğraşmayıp uyuşup ve başıboş dolaşırken, yani düşünce boşta kaldığı zaman hayaller oluşmaya başlıyor. Boşta kaldığı zaman uyuşup ve başıboş dolaşırken uyanık halde kurduğumuz gündüz düşleri böyledir. Yani bir gece düşü, gündüz düşü, batı dillerinde böyle bir, yani gündüz vakti kurduğumuz hayaller, düşler.
Ancak bu hayallerin bazıları bu sözcük en özgün ve özel anlamında alındığında ruhun tutkuları olsalar da hayaller ve bunların hepsi eğer bu sözcüğü daha genel anlamda alırsak böyle adlandırılabilseler de bunların ruhun sinirler aracılığıyla aldığı algılar kadar önemli ve belirli bir nedenleri olmadığından, yani durup dururken bir hayal kuruyoruz. Neden? Belli bir nedeni olmayabilir. Ve ancak bunların gölgeleri ve resimleri olarak göründükleri için onları iyice ayırt etmeden önce diğer algılar arasındaki farkı irdelemeniz gerekir. Yani bu konu üzerinde şimdi yoğunlaşacak. Hayali düşleri açıklaması gerekiyor. Yani bir çeşit spekülatif psikoloji. ...22. madde... diğer algılar arasındaki fark üzerine, henüz açıklamadığım bütün algılar ruha sinirler aracılığıyla gelir. Çünkü ruhla bedenin değdiği, birbirine değdiği, tırnak içinde ilişkide olduğu bir yer var. Bunlar ayrı ayrı varlıklar ama bir irtibat var ruhla beden. Beden o anlamda ruhla bağlantısı kesildiğinde bir makinedir. Robottur. Bütün algılar, 22. madde, ruha sinirler aracılığıyla gelir. Ve bunlar arasında şu fark vardır. Yani algılar bedenden geliyor. Kaynağı o. Bunlardan bazılarını duyularımıza etki eden dış nesnelerle, bazılarını bedenimizle ya da onun kimi kısımlarıyla ve diğerlerini de ruhumuzla ilişkilendiririz. Demek ki algılar üç farklı ilişkilendirme durumu içinde bazılarını dış nesnelerle, bir, iki, bedenimizle, bedenimizin kimi parçaları, kısımlarıyla, diğerlerini de ruhumuzla ilişkilendiririz. Dışımız, bedenimiz, ruhumuz. Yani Descartes'in dünyasında. Dışımızdaki nesnelerle ilişkilendirdiğimiz algılar üzerine. 23. madde. Bizim dışımızdaki şeylerle şimdi dışımız demek ki derimizin dışında olan. Bizim dışımızdaki şeylerle, yani duyularımızın nesneleriyle ilişkilendirdiğimiz algılara en azından yanlış bir kanaate sahip olmadığımızda bu nesneler neden olur.
Yani dışımızdaki nesnelerle bağlantıyı kurarlar. Bunlar dış duyu organlarımızda bazı hareketlere yol açarken ayrıca sinirler aracılığıyla beyinde de ruhun onları hissetmesini sağlayan bazı hareketlere sebep olurlar. Demek ki dışarıdaki bir nesneyi gördüğümüzde veya onu bir hareketi işittiğimizde bedenimizde, beynimizde bazı hareketlere yol açarlar. Sinirler aracılığıyla. Böylece bir meşalenin ışığını gördüğümüzde ve bir çanın sesini işittiğimizde bu ses ve bu ışık iki değişik etkidir. Bunlar sinirlerimizden bazılarında ve bu yolla beyinde iki değişik harekete yol açar. Yani bunların beyindeki merkezleri belki bugünkü bakışta ayrı ayrıdır. İşitme ve görme. Ruha iki farklı duyum verirler. Bu duyumları biz onların nedenleri olduğunu sandığımız öznelerle öylesine ilişkilendiririz ki yalnızca onlardan gelen hareketi hissettiğimizi değil ama meşalenin kendisini gördüğümüzü ve çanı işittiğimizi düşünürüz. Oysa onlardan gelen hareket bedenimiz, sinirlerimizi etkiliyor ve sinirlerimiz beyinde hareket yaratıyor ve belki de o da ruhumuzu etkiliyor. 24. madde. Bedenimizle ya da onun bölümlerinden bazılarıyla hep bakın bazı hareketler, bazı organlar, yani orada bir netleşme, adlandırma falan yok. Yani bir takım herhalde gözlemler, deneyler yapmış olsa gerek. Ama burada genel ve biraz da kapalı bir anlatım var. Bedenimizle ya da onun bölümlerinden bazılarıyla ilişkilendirdiğimiz algılar acıkmamızın, susamamızın ve diğer doğal arzularımızın algılarıdır. Yani susama hadisesi bedenimizde olup biten bir şey. Acıkma öyle. Ruh acıkmıyor. Değil mi? Beden acıkıyor. Hani metaforik anlamda kullanırsak belki ruh, ruhu aç sözü de kullanılıyor ama o kartezyen anlayışta, Descartes'çi bakışta pek yerinde değil. Yerinde bir anlayış kullanılmış olmuyor. Bunlara acı, sıcaklık ve bizim dışımızdaki nesnelerde değil de uzuvlarımızdaymış gibi hissediyoruz. Çünkü oralardan gelen etkiler beden üzerine ve bedenimizde oluyormuş gibi hissediyoruz. Diğer duygulanımlar eklenebilir. Böylece aynı sinirler aracılığıyla aynı anda hem elimizin soğukluğunu
hem de yaklaşan alevin sıcaklığını hissedebiliriz. Çünkü yaklaşan alev dışarıdan geliyor. Ama elimizin soğukluğu bedenimizden geliyor. Biraz önce üç kaynak var demiştik. Bedenimizin bazı kısımlarından, işte elimizden geliyor. Elimizin soğuk olduğunu hissediyoruz. Önümüzdeki meşalenin de, yaklaşmakta olan meşalenin de sıcaklığını hissediyor. İkisi aynı anda olabilir. Ya da tam tersine, elin sıcaklığını ve elin maruz kaldığı havanın soğukluğunu duyabiliriz. Bize elimizdeki sıcaklığı ya da soğukluğu hissettiren etkilerle bizim dışımızda olanları hissettiren etkiler arasında hiçbir fark da yoktur. Yani dışarıdan gelmiş olmasına karşın. Çünkü hepsi bedende olup bitmektedir. Ne var ki bu etkilerden biri diğerinden önce ortaya çıktığı için birincinin zaten bizde olduğu, yani elimin soğukluğu ve ortaya çıkanın henüz bizde değil, çünkü meşale yaklaşıyor ama ona neden olan nesnede bulunduğu yargısına varırız. Tabii bunlar 19. yüzyılda arkadaşlar, özellikle belki 18'den sonlarına doğru da başlayarak hep bunlar incelendi laboratuvarlarda. Yani fizyoloji, nöroloji tarihine, anatomi tarihine baktığımızda çok ilginç çalışmalar yapılmış. Hoca. Buyurun. Şimdi burada duygulanım kullanmış ya yukarıda ikinci, üçüncü paragrafta. Hı. Şimdi duygulanımla tutkuyu ayırmış demek ki. Çevirmen ayırmış yani. Evet. Ya onu tam anlayamıyorum yani. Ya çünkü tutkunun eş anlamlısı duygulanım da var ya, edilge, duygulanım falan. Burada ayırmış galiba. Yani şey de ayırmış mı, yoksa hem onu hem onu mu kullanıyor? Çünkü ikisini birden hem idrak diyor, hem algı diyor, hem irade diyor, hem istem diyor. Bunlar arasında bir ayrım olduğunu sanmıyorum. Bu çevirmenin tercihi olsa gerek. Şimdi böyle kitapları çevirirken çevirinin arkasına belki bir sözlükçe eklemek gerekir. Yani elbette bu herkes için olmayabilir ama yani orijinal dilini de bilmek isteyen, ya acaba bunu ne diye çevirdin? Belki de daha sağlamı ve daha akademik tavra, anlayışa yakın olanı özgün metinle bir sayfa özgün metin, bir sayfa çeviri olsa bu konuyu çalışacak, şimdi Descartes çalışacak ve Fransızca bilmeyen bir öğrenci bunu okuduğu zaman ne kadar net olabilir ve metne hakim olabilir. Onun için belki özgün metni bilen bir insandan yardım almak durumunda kalabilir. Buna yer vermemek gerekir ama mesela çuvaldızı kendime batırarak, yani ben de çeviri işine
istemeden de olsa bulaşmış biri olarak aynı şeyi, hatta bu arkadaş daha titiz ve çevirisi daha yerinde bana sorarsanız. Ama benim yaptığım çeviri salla pati uyduruk çevirilerdi. Yani Türkiye'de bu işler giderek daha incelmeye, daha akademik hale gelmeye başladı işte. O özgün metinle çeviri metin karşılaştırıp yorumlar, oradaki sözcüklerin farklı anlamlarının ne olabileceği üzerine, eski Yunanca'dan da Latince'den de böyle yapılan çevirilerde böyle açıklamalar ve yorumlar, filolojik katkılar yapılıyor, yapılmalıdır da. Çünkü bunları anlamada sıkıntı olabilir. Muhtemelen yanlış anlayabiliriz. Yirmi beşinci madde, ruhumuzla ilişkilendirdiğimiz algılar üzerine yalnızca ruhla ilişkilendirilen, çünkü neydi? Dış dünyayla ilişkilendirilen, bedenle ilişkilendirilen, ruhla ilişkilendirilen üç ilişki biçimini söylemişti. Ruhla ilişkilendirilen algılar etkileri ruhun kendisindeymiş gibi hissedilen algılardır. Ve genellikle bunlara yüklenebilecek hiçbir yakın neden bilmiyoruz. Ruhun kendisindeymiş gibi. Açıklama 34. Skolastik felsefede ve Descartes'ta tüm hareketler Tanrı'ya bağlı. Yani henüz Descartes da skolastik düşünceden kurtulmuş değildir. Belki giderek işte Kant'ta falan bu kopuşu görüyoruz. Başka tikel hareketlerin neden olduğu tikel hareketler durumunda, başka tikel hareketlerin neden olduğu tikel hareketler. Bir hareket, diğer bir hareketin nedeni olması durumunda. Şimdi tikelle, arkadaşlar, tikel sözcüğüyle tekil sözcüğü bazen, belki çoğu zaman karıştırılır. Tikel, tekillerden oluşuyor. Yani bir tane, İki tane, bunlar her biri tekil. Onlar birleşiyor, tikel oluyor. Yani bazı sözcüğüyle, Türkçe değil ama, bazı sözcüğüyle dile getirdiğimiz, bütün dediğimizde tümel oluyor. Bazı dediğimizde tikel oluyor. Şu, bu, o, tek tek nesneleri gösterdiğimizde tekil oluyor. Tekil, tikel, tümel. Bunlar, bu dipnotunu okumadık. Bir tikel, bazı tikel hareketlerin diğer bazı hareketlerin nedeni olması durumunda, hareketler birbirinin nedeni olabilirler.
hani fizik alanında. İkinci hareketin yakın nedeni birinci harekettir. Çünkü o onu, işte bir cisim diğer bir cismi itiyor. Örneğin. İkinci cismin hareketinin nedeni birinci cisimden gelen harekettir. Öyleyse daha önce olduğu gibi bu maddenin devamında başvurulan neden de ilk neden ve dış nesnelerin etkisinde bulunan tutkuların başlıca kaynağını belirtir. İlk neden diye bir neden düşünüyor. Yani çünkü bütün bu olup bitenlerin bir ilk nedeni olmalı. İşte Tanrı herhalde. Ama bu neden ancak can ruhlarında belli bir hareketliliğe sebep olduğu ölçüde tutkuyu doğurur. Yani bizde ruhumuzun üzerine etkiyenler ruhta tutkuları oluştururlar. Dışarıdan gelenin ruhta tutku, yani ruhta bir etki yaratabilmesi için can ruhlarına ihtiyaç var. Şimdi diyelim ki bu kalemi mesela avcuma bastırıyor. Değil mi? Şimdi avcuma bastırdığım zaman buradaki can ruhları, yani sinir içindeki hareketler ruhu etkiliyor ve ruhta tutku oluşturuyor, tutkuları oluşturuyor. Ne var ki bu etkilerden biri diğerinden önce ortaya çıktığı için birincinin zaten bizde olduğu ve ortaya çıkanın henüz bizde değil ama ona neden olan nesnede bulunduğu yargısına varırız. Bir dakika, yanlış okudum. 25. maddeyi okuyordum. Evet, şu ruhun etkisi yakın neden sözü 34. dipnotunda cisimlerin hareket, bir hareketin diğer bir harekete neden olması, can ruhları bu hareketi taşıması lazım. Yani sinirlerde bir elektriksel aktarım olacak. Bunlar, yani ruhun algılarıyla ilgili, bunlar neşe, öfke ve benzeri hislerdir ki bizde kimi kez sinirlerimizi hareket ettiren nesneler tarafından, kimi kez de diğer nedenler tarafından uyandırılırlar. Sinirler ve diğer nedenler tarafından diyor. Açıklama 35. Diğer nedenleri Descartes kuşkusuz ruhu doğrudan hareket ettirebilen hayal gücünün düşleri için ve de mizacın oynadığı rol için uygun buluyor. Ruh kendi kendini hareket ettirme durumu, hayal gücünün düşleri ve mizacın, bunu açıklayacak, oynadığı rol. Yani öfkeye, neşeye neler sebep oluyor?
Ancak tüm algılarımız bizim dışımızdaki nesnelerle ilişkilendirilenler olduğu kadar bedenimizin çeşitli etkilenimleriyle de ilişkilendirirler veya buradaki çeviriyle çeşitli etkilenimleriyle ilişkilendirilenler de bu kelime en geniş anlamıyla alındığı zaman ruhumuz bakımından gerçekten tutku olsa da bununla birlikte onu ruhun kendisiyle ilişkilendirilen algıları belirtmekle sınırlandırmak adet olmuştur. Şimdi bakın çok ilginç. Eğer ruhla bedeni ayırırsanız bu ayırdığınız iki varlığı tırnak içinde nasıl bir araya getireceksiniz ve etkilenimi nasıl kuracaksınız? Ayırarak daha önce düşünürlerin, filozofların, bilim insanlarının açıklayamadığı şeyleri açıklamaya çalışmış Descartes bu ayrımıyla. Ama diğerlerinin belki açıklayabildiği şeyleri de zora sokmuş olabilir veya daha sağduyuyla, mesela Aristoteles'in bakışı sağduyuya ve böyle terminolojilerle ağır biçimde yüklenmiş soyut düşüncelerle açıklamaktansa daha sağduyuya yakın açıklama yoluyla Aristoteles, yani onda da sıkıntılar olabilir ama Aristoteles böyle daha sade bir yolu seçmiş. Descartes hem matematikçi, mantıkçı, bilim insanı olmanın getirdiği bir sorumlulukla yazmak zorunda. Çünkü o dönemin bilimsel verilerini kullanmak durumundadır. İşte Harvey'in mesela kan dolaşımı bulgularını falan baştaki maddelerde kullandı. Burada ruhun tutkuları adı altında açıklamaya girişmiş olduklarım ancak bu sonunculardır. Çünkü ruhun tutkuları öyle etkiler oluyor ki dış dünyadan gelen, onlar bedende kalıyor. Ruha tesir etmesi lazım. Bu farkı gözetmeye çalışmış. 26. madde bunu da. Hocam dipnotu bir okur musunuz? 36'yı. Diyelim. 36. Aslında böyle bir alışkanlık yoktur. Yani neydi o? Ruhumuz bakımından tutku olsa da ruhun kendisiyle ilişkilendirilen algıları belirtmekte bir sınırlandırma yapmışlardır diyor. Aslında böyle bir alışkanlık yoktur çünkü Descartes'tan öncekiler farklı kavramsal bir çerçevede yer alırlar. Olsa olsa denilebilir ki tutkular kelimesi genellikle kartezyen bakış açısından ruhla ilişkilendirilen aşk, nefret gibi duygulanımlara yüklenmiştir. Çünkü burada Descartes şeyi bozuyor. Yani tutku anlayışını bozuyor. Yani tutku, pasyon dediğimiz şeyler
İşte aşktır, öfkedir, bir şeyi böyle sonuna kadar üzerine gitme, nefret gibi veya çok yüksek ölçüde çılgınca sevinç gibi. Oysa Descartes'te anlamı değişiyor. Bu biraz zora sokmuş. Çevirinin de işi zordu. Yani alışılagelen tutku anlayışı. Şeye yakın ama. Yani eski Yunan anlayışına, işte stoa diyelim. Ama yine de farklı. Yerde orada pafya, patya, evpatya, bir maruz kalma işi. Ama o maruz kalma, Descartes'in diliyle söylersek bir eylem gibi bir şey oluyor. Yani hem dilgin maruz kalıyorsunuz ama vazgeçemiyorsunuz. Yani sizi sarıp sarmalayan bir şey. Diyelim ki bir ilaç veya bir madde bağımlılığı denen bir şey. Orada hem maruz kaldığınız bir şey var ama o maruz kaldığınız şeyle eğiliyorsunuz. Eylemde bulunuyorsunuz. Ve dolayısıyla o kadar edilgin değilsiniz. Hocam. Buyurun. Bir de 34. dipnotta şey diyor ya. Skolastik felsefe ve Descartes'te tüm hareketler Tanrı'ya bağlıdır. Evet. Şimdi Descartes... İlk hareketi verdiği için. İlk neden Tanrı olduğu için. Tamam da şey soracağım. Descartes skolastik felsefenin neresine düşüyor? Ne kadar yakın? Onu merak ettim de. Şeyden kurtulamamış tabii. Yani Tanrı, baskın bir Tanrı anlayışı var. Öyle ki benim ruhuma aldığım, bilincime aldığım bilgi ile dış dünyada olan, yani dış dünyada olanlar hakkında bir bilgi ediniyor. Bu bilgi ruhumda. Dış dünyada olup bitenler var. Ve benim o olup bitenler hakkında bende fikirler, düşünceler oluşmuş, bilgi oluşmuş. Şimdi bu bilgi ile dış dünyamda olup bitenlerin uyumunu sağlayan nedir? Ya yanılıyorsam, ya bir hayal görüyorsam, bakın mesela şöyle sorular vardır bu bizim felsefeye giriş kitaplarında. Dünyanın 5 dakika önce yaratılmadığını nereden biliyorsun? Olur mu ya, bir sürü fosillere bakıyoruz, değil mi? 5 dakika önce olur mu? Benim ben mesela 80 yaşına yaklaşıyorum, bir sürü anılarım var. Geçmişte yaşanmış. 5 dakika önce olur mu? Ama şöyle diyorlar. 5 dakika önce o anılarla birlikte yaratıldı. Ne haber? Hadi bakalım bunu böyle değil ispat et. Descartes burada neye dayanıyor? Tanrı'ya. İşte skolastik şeyden. Yani Tanrı odaklı düşünmeden kurtulmamış. Tanrı o kadar yücedir ki bizi aldatmaz. Niçin aldatsın?
Bilgilerimizin doğruluğunun güvencesi Tanrı'dan geliyor. Peki bundan kurtulan, bu anlamda skolastik düşünceden kurtulan kimdir? Çarpıcı biçimde Hume örneğin. Benim bilgilerimle olup bitenler arasındaki uyumu sağlayan nedir? Bilgilerimin doğruluğunun güvencesi nereden geliyor? Descartes'te Tanrı var, korkmayın. Bilgilerimizin garantisi Yüce Tanrı'dan. İyi, Tanrı bizim gibi garip kullarının için aldatsın ki? Aldatmıyor. Hume ne diyor? Vallahi böyle bir garanti falan yok. Nedense hasbel kader tutturuyoruz ya. Yarın güneş doğacak diyoruz. Bir bakıyoruz doğuyor ya. Yani doğması gerektiği gibi bir şey yok. Yani böyle bir olgular dünyasınınla ilgili, yani human matters of fact diyor. Onun bilgisinin zorunluluğu diye bir şey yok. Yarın güneş doğmayabilir. Hadi diyelim ki güneş doğuyor her nedense. Ama mesela bizim gibi ülkelerde her zaman her şey olabilir. Yani bu biraz önce olmaz diye bir şey yok. Her şey olabilir. Yani bu Hume'gil bir dünya. Yani Hume'gil bir dünyada böyle bir zorunluluk yok. Mesela kimse beni aldatmaz. Değil mi? Ben asla yalan söylemem. Ben asla yanılmam. Bütün bunlar, peki yanılmamanın güvencesi ne? Bir güvence arıyorsun. Şimdiye kadar hiç yanılmamış olduğum. Derseniz o zaman Hume gibi düşünüyorsun. Şimdiye kadar yanılmadım. Bundan sonra da yanılmayacağım. Ne? Şimdiye kadar yanılmamış olduğum, yanılmayacağımın nasıl güvencesi oluyor? Bernard Russell, Batı Düşüncesinin Tarihi kitabında Pavlov'un köpeğinden örnek verir. Yani zil çaldığında köpekçik hep bakıcı gelecek, bana yiyecek getirecek diye bekliyor. Ama bir gün zil çaldığında onu öldürmeye gelen birisi de olabilir. Ama derseniz ki işte Tanrı insanları, kullarını sever ve onların kötü duruma düşmesini istemez, yanılmasını istemez. Sizce bilgimizin olgulara uyduğunu, yani doğru olduğunun güvencesi nereden geliyor? Yani nasıl düşünüyordunuz? Neden güveniyoruz? Çünkü vallahi ünlü deprem uzmanı Naci Hoca söylüyor. O zaman yani Naci Hoca'ya mecburen güveneceğiz. Yani. Değil mi? Böyle bir şey herhalde. İtimat, güven. Yani doktorum bana diyor ki işte bir aylık ömrün var, öleceksin. Yani doktor, yani falcı. Bazıları falcılara da güvenebilirler. Yani bu güvenin güvencesi nereden geliyor? Geliyor olabilir. Veya
Hayatı yaşarken biz insanlar ilişkilerimizde, yapıp ettiklerimizde, kararlarımızda, işte yarın Bodrum'a gideceğim diyorsunuz. Yarın güneşin doğacağını, Bodrum'a gideceğiniz vasıtanın istenen saatte orada olacağını, bindiğiniz vasıtanın uçaksa örneğin düşmeyeceğini nereden biliyoruz arkadaşlar? Var mı bu konuda söylemek istediğiniz? Bilemiyoruz hocam. Şu Dekalog 1'deki filmde de öyle. Yani bizim dışımızda bir şeyler oluyor ve bir olgular oluveriyor ve içine düşebiliyoruz. Ya da siz bazen espri yapıp söylersiniz. Güvenmeyeyim de öleyim mi? Yani o çaresiz kaldığım, tıkandığım noktada o bir şeye teslimiyetin adı da güven belki. Yani oradan sürdürmek doğru zorundayım. Bir şeyler de oluyor ve onun güvencesi de yok. Bunu sorarken o Dekalog bir geldi aklıma. Evet doğru. İkide de var. İkide de var. Bu seyredeceğimiz evet filmde de var aynı şey. Öyle. İşte buna mesela inanç sistemleri mucize diyorlar. Hı. Yani mucize aciz bırakan demek. Yani bunu bilemiyoruz. Bu yani Cahit Sıtkı'nın o dizesi daha önce de herhalde söylemiştik. Yani Hume Gill bir dünyayı anlatıyor. Alıştığımız bir şeydi yaşamak. Alışkanlık. Yani bütün canlılarda bu var. Yani onların fizyolojisinde, fizyonörolojik biraz gelişmiş canlıysa, yani çok basit değilse, sinir sistemleri, beyin yapıları biraz gelişmişse, doğada böyle bir döngü var. Bu döngü herhalde biraz mevsimlerin arasında belli bir süreklilik var. Bu fizyolojimiz üzerinde sanki bir güvence olacakmış. Milyonlarca yıldır onu da bilemiyoruz ama neyse yani söylenenlere göre hep güneş doğmuş. Çok nadir zamanlarda büyük felaketlerde belki göktaşları falan düştüğünde güneşin doğmasında o zaman da doğmuş olabilir ama biz görmemişizdir. Dünyayı toz bulutları kapladığı için. Bir düzenliliğe inanıyoruz. Galiba biz insanların, yani Descartes okumasıyla ilgili olduğu için söylüyorum, bu gezegende ki gelişimimiz, evrimimiz, oluşumumuz bu periyodik olup bitmelerle çok ilgili olsa gerek. Bu şekilde bilgi edinmişiz. Bu düzenliliğe dayanarak bilimi oluşturmuşuz. Yani bilim insanı da deney yaptığı zaman hatta bazen bir defa bir deney yapıp bu budur diyor. Yani ikinciyi yapmak milyonlar dolar gerektirebilir. Tek bir deneyden bu budur diyebiliyor. Ama bir daha yapsa belki o olmayabilir. O açıdan eğer kartezyen bir kuşku, hani kartezyen kuşku tabii sonunda düşünüyorum varıma geliyor ama daha belki skeptik
kuşkucu bir tavırla baktığınızda bir güvence yok. Güvence inanca dayanıyor. Yani güvence güvene dayanıyor. İnanmaya dayanıyor. Kendimizi bu inancı taşımaya, taşımayı yükleniyoruz. Yani belki bir anlamda bütün insanlar yüklenici, yani müteahhit, bir taahhüt altına giriyoruz bir anlamda. Niçin? İşte bir düzenlilik olacak. Yarın söz veriyorsun mesela ahlak açısından. Söz verirken de yaşamın devam edeceğini eskisi gibi düşünüyorsun. Şimdi düşünün doğuda ölen kardeşlerimiz ne umutlarla o akşam, o gece yattılar. Ve onlar için güneş doğmadı. Yani düzenlilik her zaman eskiler inkıta derlerdi. Herhalde benim yaşımdakiler bilir bu sözcüğü, değil mi? İnkıta, kesinti yani. Hocam, az evvel hani sabah güneş doğmadı onlar için dediniz ya. Aslında hani öldüğümüz zaman sorun yok. Hani sabah uyanıp da güneşin doğmadığını gördüğümüz zaman sorun var. Tabii öldüğümüz zaman. Yok, evet. Yani güneşin doğduğunu gör dışarıdan olanlar için. Ya yani zavallı bak, sabah uyandığında şu şu işleri yapacaktı diyebiliyoruz. Ama dediğiniz tabii o felaket bir şey. Yani bir uyanıyorsunuz ki sabah saat 11 olmuş hala güneş yok. Değil mi? Orada artık açıklama şeyleri getiriyorsunuz. Ne olup bitti. Şimdi arkadaşlar ara verelim mi yoksa devam edelim mi? Vermeyelim hocam. Saat zaten kaldı, değil mi? Zaten evet, sonuna evet. Gelip hani o fıkrada olduğu gibi paraşütle atlayan yukarıdan bak 2000 metre kaldı aç, 1000 metre kaldı paraşütüne aç, 500 metre. Adam demiş ki açmaya lüzum yok, nasılsa indik aşağıya o açıdan. Biz de çok az kalmış sonra. 26. maddeye bakalım. Size bu anlatılanlar heyecanlı geliyor mu yoksa çok mu sıkıcı? Ay ne tuhaf şeyler, böyle hiç böyle içime şey yapmadı. Hiç hocam ben şeyi merak ediyorum. Hani bu kadar işte farklı düşünen insanlar ya da ne bileyim işte hani Tanrı'yı, dini, her şeyi ta şeyden beri işte Yunan filozofla bu ruha nereden takılmışlar? Yani bu ruh denen bir şeyin olduğu konusunda nereden bulaşmışlar da bunlar çıkmaya başlamış? Onu merak ediyorum. Şimdi tabii bu sorunun tek bir cevabı yok. Değişik açıklamalar var bu konuyla ilgili. Mesela insan psikolojisi açısından baktığımızda veya daha hani böyle şey keskin, her şeyi bilir, birçok şeyi açıklar, bir psikanalitik duruş vardır aslında biraz cahilane ama insanın ihtiyacı var. Ölüyorsun, ölümlüsün. Değil mi? Ve dolayısıyla insanın fani oluşu bunu insan içine sindiremiyor. Kabul edemiyor. Ölümü duymaya başladığınız zaman ölümsüzlüğü arıyorsunuz. Ve çok ilginçtir, felsefe de tamamen büyük ölçüde böyle bir şeyden
çıkmış olabilir. Yani felsefenin kaynağı. Ölümsüz olanı arama, ölümsüz olanı düşünme kaygısı başka anlamda Descartes'in anlamından tutkusu var insanda. Birçok filozof, yani 20. yüzyılda özellikle Heidegger gibi filozoflar, insanın yaşamının ölüme doğru giden bir yaşam olduğu. Çünkü her birimiz faniyiz. Ama bu fena, bu bitiş, bu sonluluk insanı düşündürüyor, korkutuyor ve üzüyor. Buna bir şey bulmak gerekir. Çözüm bulmak gerekir. Hakikaten kültürlerin mesela tarihlerini incelediğiniz zaman büyük kültürler sanat ve bilimde ürünler yaratmış kültürler de hep ölümsüzlüğe öykünme, ölümsüzlüğü ardına düşmek var. Mesela bunlardan çok bilineni Gılgamış destanıdır. Ölümsüzlüğü veya Orfeus Hades'e gidiyor ama oradan tekrar sevdiği var, onu görmesi lazım falan. Yani hep ölümsüzlük arayışı var. Bu dini inancın köklerinde de bu var. Ölmüyoruz. Ahir olan var. Öte taraf var. Yalnız burası yok. Ötesi var. Ve inanç düzenlerini bu gezegende binlerce yıldır, yani bugün işte Göbekli Tepe'de kazılar yapıyorsunuz, bulduğunuz nedir? Tapınakları buluyorsunuz ya. Neden tapınaklar var? İşte bu. Koca Mısır piramitleri neden var? Yani bir firavun doğar doğmaz mezarı yapılmaya başlıyor. Öldüğünde ölmesin diye. Sonsuza değin yaşasın diye. Ama ne ilginçtir ki şimdi onları kazıyorlar. O işte öldüğünde kullansın diye yanına konan eşyaları hırsızlar çalmışlar. Yani öbür dünyada kullansın. Ölümsüzlük insanın insan oluşuyla ondan ayrılamayan bir özelliğidir herhalde. Ruh da insanın o ölümsüz yanıyla ilgili. Yani ölürse tenler ölür. Ruhlar. Tabii çok enteresan. Bizim kültür ruha can demiş. Yani batıda da öyle. Animus. Can demiş yani. Hayatı kendisini ruhta görmüş. Çünkü beden bitimlidir, gidimlidir. Biten, son bulan bir şey. Son bulmak istememiş ve ölümsüzlüğün güvencesini de yüce yaratıcıdan beklemiş. Bir yaratıcı olmalı ve biz ölümlü kulların ölümsüzlüğünün güvencesi olmalı. Şey hocam, burada bir şey daha sormak istiyorum ama hani bu Kur'an'da geçen, siz de bilirsiniz. Yani her kavme bir peygamber gönderilmiş olmasından bahsediyor. Sayısı 124 binlere falan söyleyenler de var ama hani
Kur'an'da sayı geçmiyor ama her topluma bir peygamber gittiği söyleniyor. Yani Nebi daha çok diyor. Evet. Enbiya. Acaba Nebi. Hani buradan da bir şeyler öğrenip onun peşinden tabii gitmiş olma ihtimali var mı? Muhtemelen öyle. Yani o ona ölümsüzlüğü anlatacak olan aracılar diye düşünülüyor. Yani inanırsak çok rahatlıyoruz. Yok, bir şeyleri doğrulamak için sormuyorum. Sadece hani onunla ilgili, muhakkak ilgili. Tabii, yoksa tabii çok şey değil yani. O onu sağlamasıdır anlamında öyle bir kafa yapım yok yani. Bu tabii yok. Bu şeye bağlı ya. Bu kalbimizin inanmasıyla, imanla ilgili bir şey. Yani bu size kalmış bir şey. Yani bana göre tabii, farklı görüşlere göre inanmıyorsan kafirsin. Yok, haklısınız hocam. Ben evet, o konuda ayrı bir şey. İman konusunda sizinle aynı şekilde değil. Hiç farkım yok yani. Yok yani inanan inanmıyor diyor. Yani inanmıyor dediği, mesela bizim bir kısım dindarımızın inanmıyor dediği, kendisi gibi inanmıyorsa imanı yok diyor. Halbuki iman çok farklı inançlarda yaşanabilir yani. Yani onun için yüce yaratıcı, değişik dinler oluşturmuş. Yoksa tek bir din yapardı. Ama nasıl oluyor da insanlar hasbelkader belli bir dinin içine doğup diğer dinlerinin din olmadığını söyleyebiliyor? Çok tuhaf bir şey. Evet, devam edelim arkadaşlar. Descartes da mesela, sizce Descartes inanan biri mi? Yani bir Hristiyan mı? Hani Hristiyan bir kültürde doğmuş filan ama. Bilindik Hristiyan inancı olduğunu sanmıyorum hocam. Yani şey, Diderot'un dediği gibi. Yani Tanrı var mı yok mu bilmiyorum ama bizim rahiplerin tarif ettiği gibi Tanrı'nın olmadığına eminim. Yani kendince bir Tanrı inancı var. Evet. Herhalde genel geçer bir Tanrı inancı olduğunu sanmıyorum. Galiba öyle oluyor ya. Yani filozoflar bir kısmı şeydir. Hakikaten kiliseye gider, dua eder. Ama şey düşünür herhalde. Mesela Sokrates de inanan biriydi. Yani inanan dediğim, devletin resmi inanç düzenine itiraz etmemiştir. Ona rağmen öldürdüler onu. Yani başka sebeplerle. Çünkü herhalde şöyle düşünüyordu. Yani bütün bu insanlara bu böyle bir şey gerekli diye düşünüyordu. Giderek şey oluyor, yani düşünen insanların bir kısmı hakikaten yerleşik dini inanç sahibi oluyorlar filozoflar. Bir kısmı ateist oluyor. Ama bir kısmının da bir inancı var. İşte onlara belki deist filan dediğimiz çok özel bir şeyde göreceğiz onu, dekalog 2'de var. Doktor öyle söylüyor. Yani Tanrı'ya inanıyor musunuz diye şey sorunca ona başvuran kadın özel bir Tanrı. Özelleşiyor. Ama bu farklı inanan toplulukların inancındaki insanları aşağılamak veya onların yanlış olduğunu göstermek değil. Çünkü sonuçta kalbinizle ilgili bir şey. Yani sizin gönlünüzle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. 26. maddeye dönelim arkadaşlar. Yalnızca can ruhlarının rastlantısal hareketine bağlı olan, yani can ruhları, yani sinirlerden akan
işte elektriksel hareketler, rastlantısal, onların belli bir düzeni zorunlu hareketleri değil de rastlantısal hareketleri, rastlantısal hareketlerine bağlı olan hayaller. İşte Descartes'in mesela bu yüzyıldan bakarak yargılarsak, iyi bir, doğru bir yargılama değil belki ama diyelim ki bir düşünce deneyi olarak yargılarsak, sanatçı tarafının, yani şimdiki sanatçıların işte düş gücü, hayal gücü, muhayyile dediği, küçümsüyor. Valla sende böyle hayaller var ama herhalde bu can ruhlarının rastlantısal hareketlerine bağlı. Bir dakika, olur mu ya, ben hayal, büyük sanatçıyım ben ya. Öyle saçma şey mi olur? Yani bir sanatçı düşü, yalnız sanatçı değil, bilim insanı. Bilim insanı da belki Descartes'in küçümsemeye çalıştığı hayaller değil ama daha çok düşünmeyle ilgili, düşünceyle ilgili hayaller. Hayalleriniz yoksa içsiniz. Yalnızca can ruhlarının rastlantısal hareketine bağlı olan hayaller de sinirlere bağlı olan algılar kadar gerçek tutkular olabilirler. Bunlar da ruhta etki yapabilirlerdi. Burada geriye ruhun sinirler aracılığıyla kavradığı söz konusu tüm bu şeylerin ona can ruhlarının rastlantısal akışları tarafından da gösterilebileceğini belirtmek kaldı yalnızca. Kaldı yalnızca şu farkla ki, beyine sinirler aracılığıyla gelen izlenimler, can ruhlarının, demek ki izlenimler, dış dünyadan aldığım izlenimler, can ruhları vasıtasıyla beyne gidiyorlar. Beyine sinirler aracılığıyla gelen izlenimler, can ruhlarının onda yol açtıklarından daha canlı, daha belirgindirler. İşte bu yüzden 21. madde bunların diğerlerinin gölgesi ya da resmi gibi olduklarını söylemiştim. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir. Kimi zaman bu resim, yani izlenimler bizde bir takım resimler oluşturuyor kafamızda. Yani bir temsil, bir masa var dışımda, bir de o masanın bende resmi, masayı temsil eden bir şey var. Bir temsil var, reprezentasyon var kafamın içinde, yani ruhumun kafası demiyor da Descartes ruhumda. İşte beden nerede bitiyor, ruh nerede başlıyor? Burada zorlandığını düşünüyorum. Yani bu, çünkü bir tek noktadan beynimizdeki kozalaksı bez ile bağlantı sağlamaya çalıştığında işte bu hallere düşersin. Yani ama Descartes tabii bir dahi olduğu için o uygun şeyler bulmaya çalışıyor. Yani bu sıkıntıyı alt edebilmek için. Ama çok etkili olmuş bir şeydir bu. Descartes'in ruh anlayışı, ruh bedeni tümüyle birbirinden ayırması. Bu konular üzerine düşünenler hep buradan, işte kartezyen düşüncenin yanlışlığı diye başlarlar. Kimi zaman bu resim gösterdiği şeye
öyle benzer olabilir ki bizim dışımızdaki nesnelerle ilişkilendirilen ya da bedenimizin bir bölümüyle ilişkilendirilen algılar konusunda yanıldığımız olur. Hani bizde bir tasavvur, bir şey oluşmuştur. Kafamızın içinde bir resim. O resimle gerçek dışımızdaki dünya arasında bir kopukluk olabilir. Hocam pardon, Nebahat Hanım mikrofonunuzu kapatabilir misiniz? Ha, evet, Nebahat Hanım. Hocam buyurun. Pardon. Ama tutkular konusunda bu şekilde aldanmayız. Çünkü onlar ruhumuza öyle yakın, öyle içseldirler ki ruhun onları gerçekten hissettiği gibi olmaksızın hissetmesi mümkün değildir. Ha. Yani ben bir ağrı hissediyorsam hissediyorumdur. Veya bir nefret hissediyorsam hissediyorumdur. Çünkü bu tutku ve burada yanılmış olamam. Hocam şeyi dinlemiştin, canlı olarak değil ama Heidegger'in Düşünmek Nedir dinlemiştim sizden, okumuştum da. Orada o düşünmeyi anlatırken siz şey örneği vermiştiniz. Hani birisi işte Fransa'ya gider, burası bizim oralara benziyor ya der demiştiniz. Yani ille hani bildiği bir yerle bir bağlantı kurması gerektiğini düşünür ve mutlaka o bağlantıyı kurarsa orası onun için bir anlamlı olur demiştiniz. Burada da aslında onu anlatıyor bir nevi aslında. Yani o bağımsız olarak bir şeyleri siz bir şeylere bağlıyorsunuz. Ve o aslında o sizin gerçeğiniz gibi oluyor. İşte indirgeyici anlayış bu çok tehlikeli bir şey. O zaman yaşadıklarınızdan öğrenmek güçleşiyor. Yeniyi eskiye indirgiyorsunuz. Ve sürekli eskiyorsunuz. Çok ilginç. Yani bu büyük bir tehlike arz ediyor o açıdan. Tutkular konusunda bu şekilde aldanma. Ama burada söylenen o değil, başka bir şey. Yani tutkular yanıltmaz bizi diyor. Yani öfke duyuyorsan öfke duyuyorsun. Ya acaba öfke duymuyorum da öfke duyuyor gibi mi oluyorum demezsiniz diyor. Yani tutkular bu kadar sahicidir. Ki sağduyuya yakın gözüküyor hakikaten. Yani öfkesinden kuşku duyan var mıdır? Şundan öfkelenmemem gerekir. Veya öfke bittikten sonra anımsarken ben kızmadım ki. Aslında sen bana bağırdın, ben sana bağırmadım diye yanlış anımsayabiliriz ama. Öfke o kadar sahici bir şeydir. Sevinç o kadar sahici bir şeydir. Ha numara yapma şeyi vardır ama o istemli bir şey oluyor. Tutku olmuyor. Yani ben sevinçli numarası yapıyorsam o ruhun eylemi olur. Ruhun tutkusu olmaz. Fakat çok ilginç mesela Descartes'in bu görüşü. Aslında bakın felsefe böyle bir şey. Eğer Descartes'i anlamışsanız Descartes'çılık oynarsınız. Yani Descartes'in terminolojisini kullanarak düşünürsünüz. İyi felsefe öğretmenleri biraz bunu yapabilen öğretmenler olabilir. Ben hiç rastlamadım ama bu yapılabilir. Yani Descartes'in bir anlayışı var. Onu öğreniyorsunuz. Ve arkadaşlarınızla Descartes'in bakışıyla bakmaya, anlamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu size bir şey açar.
Yani farklı bir dil öğrenmek gibi bir şey. Ya Descartes bu meseleye nasıl bakardı? Genişliyor. Bir de asıl söylemek istediğim şuydu, çağrışımda başka yere gittim. Mesela tiyatro sanatçılarını düşünün. Tiyatro sanatçısı sahnede şimdi ölü şey yahut da kızacak mesela. Şimdi bunun kızması belki rolü öğrenirken şimdi kızmam gerekir rolüm icabı diye istemli bir değil mi? İstem sonucu olduğu için eylem, ruhun eylemi oluyor. İradeyle yaptığı için. Ama oynaya 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 o rolünü artık kızması tutku oluyor. Eylemden tutkuya dönüşüyor. Aa birdenbire o sahne gelince kızıveriyor. Sanki gerçek hayatta bir şeye kızmış gibi. Yani iyi oyuncular, belki sinema ve sahne oyuncuları galiba öyle bir şey olabilir. Yoksa şimdi kızmam gerekir. O zaman şeyi fark yapar, rol yapıyor diyorsun. Yani iyi bir rol yapan sanatçının rol yaptığını anlamamanız gerekiyor. Çünkü rol yapma ruhun tutkusuyla olmuyor. Yani tutkusuyla olmalı iyi sanatçıysanız. Ama kötü sanatçıysanız ruhun eylemi olarak, yani rol yapıyorsanız ruhun eylemidir. Ruh rol yaptığınızı anlayabilirler ama çok iyi oyuncuysanız sanki maruz kalmış gibi yapabilirsiniz. Ve o zaman sanki istemli bir durum değil de istemsiz, iradesiz, kendiliğindenmiş görüntüsü verebilirsiniz. Yani bir insan giriyor yanınıza ağlıyor. Hüngür hüngür diyoruz değil mi Türkçe? Hüngür hüngür ağlıyor. Şimdi bu ağlaması maruz kalma tutku mudur? Eylem midir? Yani siz patronsunuz diyelim ki sizden maaşına zam isteyecek. Veya bir ona maddi yardım yapmanızı. Eğer rol yapıyorsa işte ona dekan ruhun eylemi diyor. Ama çektiği acılardan dolayı teessür. Bakın o bizim eski dil belki o. Teessür içindeyse yani etki altında ise rol yok orada. Orada ruhun tutkuları var. Sahici bir şey var. Şöyle devam ediyoruz. Böylece çoğu kez uyurken ve hatta kimi kez uyanıkken bazı şeyleri o kadar güçlü hayal ederiz ki bunlar hiç de orada olmasalar dahi onları önümüzde gördüğümüzü ya da bedenimizde hissettiğimizi düşünürüz. Ama uyuyor ve düş görüyor olsak da ruhun kendisinde bu tutkunun var olduğu doğru olmaksızın herhangi bir tutkudan dolayı üzgün ya da heyecanlı olamayız. Yani gerçekten tutku olmalı ki o tutkuyu duyabilelim diyor. Yani rol yapma durumunda tutku altında değiliz çıkıyor. Yani tutkunun içtenliği diye bir şey var.
Ruhun tutkularının 27. madde diğer tüm düşüncelerden, ruhun düşüncelerinden ne bakımdan farklı olduğunu irdeledikten sonra bana öyle geliyor ki onları genel olarak şöyle tanımlayabiliriz. Bunlar özellikle ruhla ilişkilendirilen ve can ruhlarının bir hareketinin neden olduğu, yani şeyden geliyor, bedenden. Sinirlerle ilgili bir şey, can ruhları oralarda hareket ediyor. Can ruhlarının bir hareketinin neden olduğu, sürdürüp beslediği ve güçlendirdiği ruhun algıları, duyumları ya da duygularıdır. Tutkular. Can ruhlarından geliyormuş. Bu tanımın birinci bölümünün açıklanması. Şimdi bu tanımı yaptı, açıklayacak. Genel olarak bu kelime ruhun eylemleri ya da istemleri olmayan tüm düşünceleri belirtmek için kullanıldığında bunlar algılar olarak, bunları algılar olarak adlandırabiliriz. Yani bunlar düşünce değil, istemle, irade olarak da olmuyor. Ama yalnızca apaçık bilgiler belirtilmek istendiğinde bu kelime kullanılamaz. Zira deneyim gösterir ki tutkuları tarafından en çok tahrik edilmiş olanlar onları en iyi bilenler değildir. Yani tutkulara çok maruz kala onları öğrenemiyoruz. Çünkü onları öğrenmek başka düşünmeyi gerektiriyor. Tutkulara dışarıdan bakmayı gerektiriyor. Tutkular ruhla bedenin sımsıkı birleşmesinin bulanık ya da karışık anlaşılması güç kıldığı algılar arasındadır. Tutkular. Onları ayrıca duyumlar diye adlandırabiliriz. Çünkü bunlar ruhta dış duyuların nesneleriyle aynı şekilde algılanırlar ve ruh tarafından başka biçimde bilinemezler. Ama onları ruhun duyguları diye adlandırmak daha yerinde olur. Ruha aittirler. Çünkü hem bu isim ruhta meydana gelen tüm değişimlere, yani ona gelen tüm değişik düşüncelere yüklenebilir, hem de özellikle ruhun sahip olabileceği her türlü düşünce arasında onu tutkular kadar güçlü tahrik eden ve sarsan başkası yoktur. Şimdi bakın, bu tutku meselesine neden Descartes bu kadar önem veriyor? Çünkü ruhun has, halis, gerçek, asıl öğeleri düşüncelerdir. Ruhun kendi içinde doğru. Ama bu tutkular canını sıkıyor işte. Yani çünkü işte can ruhları falan dışarıdan geliyor. Kendi içinde bedenin etkisi. Sırf düşünce alanında kalınca, düşünce alanı içinde olunca at koşturacak istediği gibi. Çünkü artık o ruhun kendi mülkü. Asıl sonsuzluk kendisi. Buyurun. Ya çok özür dilerim. Asıl sonsuzluk da o düşünce alanında bütün ögelerinden sıyrıldıktan tabii sonra oluşacak şey zaten. Tabii. O da sonsuzluk da öyle. Yani Kant da bunu fark etmişti.
Onun için ona ide adını veriyordu. Yani o ruh diyemiyordu, akıl diyordu Kant. Hatırlarsan. Şimdi iki dipnotu vardı arkadaşlar. Bir tanesi bu şeyde kalalım 29. maddede. İki dipnotunu kısaca gözden geçireyim. Bu düşlerle ilgili 37. Düş görme olgusu birinci meditasyonda dış dünya üzerine yargıların nesnelliğinden şüphe edilebilmesinin bir gerekçesi olarak ortaya atılır. Yani karşımda gerçekten bir nesne var mı yoksa düş mü görüyorum? Bilinç olgularının öznelliği bundan kurtulur. Çünkü hayal ettiğim ister bir keçi, ister bir masal hayvanı olsun, birini hayal etmem, diğerini hayal etmemden daha az doğru değildir. Ne de genel olarak istem ve duygular durumunda yanlışlıktan korkmak gerekir. Çünkü kötü şeyleri ya da üstelik hiç olmayan şeyleri bile isteyebilmeme rağmen yine de onları istediğim doğrudur. Şimdi bakın bu ilginç bir şey. Yanlış bir şeyi de düşünüyorsanız, bir hayal ediyorsanız, burada yine bir hayal var. Yani hayal ettiğim yanlış değil. Gerçek dünyada olmayan bir şeyi hayal etmem de ruhumda olup biten bir şeydir. O ruhumda olup biten şeyden kuşku duymuyorum. Kuşku duyduğum şey o ruhumdaki hayalin ya tasarımın, resmin dışımdakine uyup uymamasından kuşku duyuyor. Şimdi bu mesela fenomenolojide Heidegger'in veya Husserl'in şeyinde bakış açısı da bende bir yaşantı varsa bundan kuşku duyamam. Mesela ben diyorum ki Brezilya'dan birisi benimle konuşuyor, onun sesini duyuyorum. Şimdi hiçbir hekim duymadığımı bana söyleyemez. Çünkü bu bende bir yaşantı olarak var. Bu gerçek. Duyuyorum eğer yalan söylemiyorsam. Duyuyorsam onu duyuyorumdur yani. Descartes de onu söylüyor. Orada bir kuşku yok. Ama duyulmayacak bir şey. Yani Brezilya'dan ses duymam mümkün değil. Ama ben içimde bir takım sesler duyuyorum ve diyorum ki o Brezilya'dan birisi bana konuşuyor. Yani bu yaşantım, bu yaşadığım deneyim sahi. Bunda bir yalan bir şey yok. Ama onun gerçekle ilgisi yok. Yani bu işte tırnak içinde normal insanlar buna hastalık diyorlar. O bakımdan bütün içtenliğimle yaşadığım haller ruhun tutkularından kuşku duymam. Yani gerçekten içtenlikle yaşamışsam, maruz kalmışsam orada ruhun bir irade kullanımı yoksa bir sahicilik var demektir. Yani Descartes de onun üzerinde bunun üzerine vurgu yapıyor. Demek ki arkadaşlar 29. maddede kaldık. Bu devam edeceğiz böyle. Sanırım giderek daha ilginç açılımlar gösterebilir bu ruhun tutkuları meselesi. Görüşmek üzere.